Merhabalar, ismim Yunus Emre Köksal. Aslen Kırşehir Mucur Kurgöl köyündenim. 5 yıllık üniversite eğitim hayatımı tamamladıktan sonra memleketimize hizmet vermek için kliniğimizi açmış bulunmaktayız. Yunus Emre Bey, 20'lik diş nedir? 20'lik diş çıkartırken nereye dikkat etmeliyiz? Biraz anlatır mısınız? Tabii, anlatalım. 20'lik diş vücudumuzda yaklaşık 18 yaşlarında oluşumunu tamamlayıp çıkması gereken, 18-25 yaş aralığında çıkması gereken dişlerimizdir. Bu yüzyıllar içinde evle evle artık çıkmamaya, yarı çıkmış hale, diğer dişin kökünü eritme şeklinde düzgün çıkmamaya ve bize orada o bölgede sorunlar yaşatmaya başlamıştır. Bunun esas temel sebebi de insanların geçmişten günümüze işte daha yumuşak gıdalar yemeye başlaması ve bunun için de dişlerimizi artık daha fazla kullanmadığımız için o bölgelerde 20'lik dişlerin rahat çıkmamasına sebep olmaktadır. 20'lik diş çıkarken en önemlisi bize en çok zorluk veren yarı çıkmış, çıkmakta olan dişlerdir. Çünkü bunlarda belli bir kısmı diş etinin dışında kaldığı için dişle diş eti arasına çok fazla miktarda yemek artığı kaçmaktadır. Ve hasta bu bölgeyi düzgün bir şekilde temizleyemezse mutlaka o bölgelerde diş daha çıkmadan çürükler oluşmaya başlar. Ve iltihaplanma dediğimiz durumlar, çene ağrıları, baş ağrıları, kulak ağrıları bu duruma eşlik eder. 20'lik dişler çıkmadan önce mutlaka bir film almamız gerekir. Çenede çıkacak yer var mı, o bakılır. Eğer çıkacak yer varsa doğal olarak sürmesi beklenir. Ama dediğim gibi çenede çok yer yoksa dişler genelde ya yarı çıkmış halde ya da tamamen gömülü halde ağız içinde kalır. Bu durumlarda da dişlerin sinirle ilişkisine bakılır. Çünkü alt çenede mandibular sinir dediğimiz bir sinir geçer ve diş köklerinin onunla ilişkili olma ihtimali yüksektir. Onlara bakarız. Herhangi bir problem yoksa ve hastada diş ağrısı çekiyorsa antibiyotik tedavisi uygulanır ve diş ağrısı geçtikten sonra ufak bir cerrahi operasyonla diş alınır. O bölgeye bir anestezi yapılır, ufak kesikler atılır. Ondan sonra o bölgede varsa kemik kaldırılır, dişi tamamen görürüz. Ondan sonra o dişi oradan alırız, tekrardan sutur dediğimiz dikişlerimizi atarız. Bir hafta 10 gün sonra da o dikişleri alırız. Diş çektirdikten sonra hastanın tabii burada dikkat etmesi gereken şeyler var. Özellikle alt 20 yaş dişleri tam yutkunma bölgesinde olduğu için en fazla yemek kaçan, bölgede en fazla geri tekrardan enfeksiyon toplayan bölgelerdir. O yüzden hasta mutlaka diş çektirdikten sonra ilk gün tükürmesi kesinlikle yasak. Oradaki pıhtılaşmanın bozulmaması için mümkün mertebe hem kanını hem tükürüğünü yutması gerekiyor. Pipetle bir şeyler içmemesi gerekiyor. Tabii sigara içmemesi gerekiyor. Ondan sonra da daha çok sıvı gıdalar tüketmesi gerekiyor. Tanecikli şeylerden kesinlikle kaçınması gerekiyor. O bölgeye bir şey kaçırmaması lazım. İkinci günden sonra da artık yavaş yavaş bölgeyi ve dişlerini fırçalaması lazım. Ağız gargarası veriyoruz genelde. Gargarasını mutlaka yapması lazım. Dikiş alana kadar mümkün mertebe orayı koruması lazım. Tabii kemik kaldırdığımız hadiselerde yüzde ufak tefek şişlikler olabiliyor. Biz onların ilaçlarını veriyoruz. İlaçlarını kesinlikle düzgün kullanması lazım. Bölge düzgün bir şekilde kapanırsa da hastada herhangi bir problem olmadan bundan sonraki hayatına gayet net devam edebilir. Önemli olan tabii ki teşhisin, tanının doğru konulması, hastanın bize koopere gitmesi, ondan sonra bu dişin oradan alındıktan sonra hayatına gayet rahat bir şekilde devam edebilir. 20'lik dişleri de bu şekilde özetleyebiliriz.